Arkadaşlar merhaba, Yarı Yurtdışı Eğitim'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanlarından Berkçe Sertdemir. Bugün sizlere Texas eyaleti hakkında sizlere aydınlatıcı bilgiler vereceğim. Hem Texas eyaleti için hem Work and Travel için gerçekten bu bilgilere ihtiyacınız olacak diye düşünüyorum. Öncelikle Texas bölgesi Amerika'nın güney eyaletinde bulunuyor. Gerçekten sıcak bir havası var. Hatta ben ilk havaalanından çıktığımda yani önce kapılar açıldı, ondan sonra ben dışarı adımımı attım, ondan sonra tekrar geri girdim. Gerçekten öyle bir sıcak oluyor ki hani oraya ilk gittiğiniz zaman buna alışmanız birazcık zorlayabiliyor sizleri. Özellikle gece uyurken. Ondan sonra ben burada lifeguardlık yaptım. Shildurban su parkında lifeguard olarak çalıştım. Gerçekten çok büyük bir parktı. Ve hani alan olarak ve de etkileşim insanlar olarak çok kalabalık bir yerdi. Lifeguard olarak Texas'ta ne kazanabilirsiniz? Ondan başlayalım. Texas'ta saatlik ücretler 7,5 dolardan başlar. Lifeguardlar yaklaşık olarak 8-8.25 dolar alır. Eğer dip guard olabilirseniz biraz daha iyi olacaktır sizler için daha. Çünkü su parkının içinden geçen bir nehir var. Bu nehir birazcık daha derin. Yani havuzlara oranla çok derin diyebilirim hatta. Birazcık soğuk oluyor ama hani saatlik ücretinizde 9 dolara kadar çıkıyor. Buradaki konaklama imkanlarına gelecek olursak haftalık 100 ila 125 dolar arasında değişiyor. Bu ev nasıl bir evdi de diye sorarsanız. Gerçekten hani buradaki Türkiye'deki birçok evden daha güzel bir ev. Önünde havuzu var, bahçesi var. Hani istediğiniz gibi arkadaşlarınızla ister havuz başında ister barbekünün başında vakit geçirebileceksiniz. Evle hani kondisyon olarak mutfak olarak zaten mutfakta her ihtiyacınız olacak. Gerçi hani bir yere kadar dışarıda yemek yiyebiliyorsunuz ama bence en çok zamanınızı ayıracağınız yer mutfak olacaktır. İkinci iş imkanlarından bahsedeyim sizlere. Burada hangi türde ikinci iş yapabilirsiniz? Bazı benzinliklerde satış görevlisi olarak çalışabilirsiniz. Ondan sonra halı yıkayabilirsiniz ki bunu tavsiye ederim, güzel saatlik ücretleri vardı. Bazı fast food restoran zincirlerinde çalışabilirsiniz. Bunlar nereler diye sorabilirsiniz. Whataburger. Bu gerçekten hani hamburgeri efsane lezzetli bir yerdir. Buraya gittiğinizde zaten eğer Texas bölgesine giderseniz bunu kesinlikle deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Yaklaşık olarak 4-5 dolardır. Bir hamburger sizi bir gün boyunca tok tutabilecektir. Buna emin olabilirsiniz. Zaten oraya gittiğiniz zaman fast food restoranlarında içecek sınırsız olduğu için zaten birlikte doyuyorsunuz. Emin olun. Ama lezzet olarak Amerika'nın neresine giderseniz gidin Whataburger'ın lezzetini arayacaksın. Ben ikinci iş olarak Amerika'da Dairy Queen diye fast food restoran zincirinde çalıştım. Burada ne yaptığımı sorarsanız genellikle mutfak kısmındaydım. Öncelikle ilk geldiğimizde sabahları bir temizliğe yardım ediyordum. Ondan sonra mutfak kısmına geçiyordum ve hamburger hazırlamaya yardımcı oluyordum. Hatta hamburgerleri hazırlıyordum. Hatta çok fazla hazırladım. Yanlış sipariş çıkarttığım zaman da onları yiyordum. Gerçekten yiyordum. Gerçekten çok lezzetliydi. Dairy Queen'de saatlik ücret olarak 10.25'e çalışmıştım. Overtime'ı vardı. Bu gerçekten bizim için çok iyiydi. 40 saat çalışıyorduk. Ondan sonrasında her 40 saatten sonra çalıştığımız saat başında da overtime oluyorduk. Yani saatlik ücretimiz 1.5'ta çarpılıyordu. Bu gerçekten sizin için çok çok önemli bir şey olacaktır. Şimdi biraz da alışverişten bahsedelim. Burada ne alabiliriz, ne kadar alabiliriz, nasıl alabiliriz? Texas genelde uygun, yani Amerika'nın en uygun eyaletlerinden biridir. Burada benzin çok ucuzdur. 20 dolara deponuzu fulleyebilirsiniz. Ve giyim kuşam gerçekten oldukça uygundur. Türkiye'de bir Gap sweatshirt'e yaklaşık 250-300 TL verirken orada 10-12 dolar vergisiyle birlikte, yani parantez içinde vergisiyle birlikte buna sahip olabilirsiniz. Yaklaşık ben bir 10 tane falan almıştım. Eğer kız arkadaşınıza götürecekseniz ya da ailenize bir hediye alacaksanız kesinlikle burada Michael Kors'a girmenizi tavsiye ediyorum. Yani Türkiye'deki 4-5 bin lira olan çantalar burada 100 dolar, 150 dolara bulabileceksiniz. Texas'ta nasıl araba aldım? Öncelikle Amerika'da araba almak gerçekten hani Türkiye'dekine oranla çok ama çok kolay. Öncelikli olarak fiyat konusu. Fiyat konusuna gelelim. Sizin bütçeniz ne kadar? Mesela yanınızda ne kadar götüreceksiniz? 1000 dolar götürdüğünüzü varsayarsak 1000 dolara bir araba bulabilirsiniz. Evet. Bunda önemli olan nedir? Arabayı alırken neye dikkat etmeniz lazım? Öncelikle en önemlisi şudur. Kliması çalışıyor mu ve yürüyor mu? Bunlar yeterli olacaktır Texas'ta sizin için. Gerçekten çok sıcak bir yer olduğu için, bir eyalet olduğu için klimaya çok çok ihtiyacınız olacak. Yani klimasız hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Ben size öyle söyleyeyim. Arabayı ben ne kadar aldım? Ben 1400 dolara 2002 model Honda Civic aldım. Gerçekten araba çok güzel gidiyordu. Hızlıydı. Tek bir sıkıntısı vardı. Frene bastığımda fren yapışıyordu. Fren pedalı yapışıyordu. Elimizle çekmemiz gerekiyordu. Ama olsun, bu da bir sıkıntı değildi. Kliması çalışıyordu. En azından
Hep kendimizi böyle avuttuk. Ondan sonra ben bu arabayı Work and Travel'ını tamamladığımda yine aldığımız 1400 dolara geri satmıştık. Arabayı da Craigslist'ten bulmuştuk. Burada birçok araba ilanına denk gelebilirsiniz. Ama gerçekten çok dikkatli olmanız gerekiyor. Amerika gibi bir yerde hani çok fazla fake ilanla insanları kandırabiliyorlar. Biraz daha Texas'ın gece hayatından bahsedelim. Gerçekten yani erkek arkadaşı, kız arkadaşı olacaklar için bunları çok fazla dikkate almasın. Ama tehlikeli bir yer. Gerçekten çok tehlikeli bir yer. İlk gittiğimiz zaman, Amerika'ya ilk gittik. Kendi evimize ulaştık. Dedik ki hani burası çok boş. Neden boş? Birazcık dışarı çıkmamız gerekiyor. Amerika bu muymuş dedik. Biz San Marcos diye bir şehirde kalıyorduk. Texas'ın küçük bir şehridir. Eğlenceli bir şehridir. Üniversitesi de vardır. Texas State Üniversitesi. O yüzden öğrencilerin çok fazla tercih ettiği bir şehirdir. Burada salı günleri college night olur. Bira 1 dolar olur, tekile 1,5 dolar olur. Bütün üniversite öğrencileri salı gecesi eğlenmek amacıyla The Square adlı yerde toplanırlar. Burada birçok eğlence mekanı, gece kulübü hepsi bir aradadır. Yalnız bu eğlence yaklaşık olarak 11'de başlar ve 2'de sona erer. Çünkü Texas eyalet kanunları 2'den sonra yani 2'den sonra hiçbir eğlence mekanı açık kalmasına izin vermiyor. Burada evet, Texas'ta elinizde içkiyle sokakta gezemezsiniz. Fakat belinizde bir silahla üniversiteye derse girebilirsiniz. Bunlara hazırlıklı olmanız gerekecek. Vahşi Batı filmlerinde görmüş olduğunuz kovboyların hepsi Texas'ta mevcut. Gerçekten mevcut. Görüyorsunuz bunları. Gerek şu çizme olsun, gerek şapkalar olsun. Cowboy Dance Hall adı verilen bir eğlence mekanı vardır. Burası gerçekten çok büyük bir yerdir. 10-15 bin kişilik kapasitesi vardır. Burada genellikle herkes İşte kendi kovboy şapkasını, kovboy çizmelerini takıp o şekilde gelir ve geleneksel danslar yapılır burada. Country müzik gerçekten çok fazla seviliyor Texas'ta. Eğer siz de country müziğe hayransanız mutlaka ve mutlaka Texas'ı görmenizde fayda vardır. Son olarak da evet, Texas çok sıcak bir eyalet. Yazın 50-55 dereceleri görebiliyor. Fakat yanınıza kalın bir şeyler almanızda fayda var. Çünkü bura selleriyle, flotlarıyla meşhur bir eyalettir. Yani bir yağmur, bir iki gün boyunca aralıksız yağmur yağdığını gördüm ve gerçekten hani oluşan su birikintisi sizin üşümenize sebep olacaktır. Buna hazırlıklı olun. Arkadaşlar, Texas hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer merak ettiğiniz daha farklı şeyler olursa bizi Instagram hesabımızdan, YouTube kanalımızdan ve de bu telefon numarasından arayabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Tabii ki de evime banyosunda kalıyordum dedim ya. Odasına falan. Evet, bana şey vermediler, yatak vermediler, küvette yatıyordum. Yeri yurtdışı eğitim kanalına hoş geldin. O zaman sendeyiz. O zaman ben de değiliz. Başlayayım mı ben? Başladık. Kayıt akıyor değil mi şu an? Kayıt akıyor. Tamam.